Evet sevgili dostlar sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi değerli dostlar, değerli kardeşler. 10 maçta 11 gol, 3 asistle ligi kasıp kavuran Jackson Muleka'nın maliyeti belli olmuş. Kazımpaşa Kulübü standart liyece 50.000 Euro kiralama bedeli. 50.000 Euro ve Muleka'ya yarım sezon içinde 150 bin euro ücret ödemiş. Ve Muleka'nın sözleşmesindeki satın alma opsiyonu ise 3 milyon euro. Biz buna ne diyoruz? M, Y, B. Anlayan anladı. Muleka ile ilgili biraz daha bekleyeceksiniz ama. Peşin haberler için biraz daha bekleyin. Osayi Samuel Premier Lig'e göz kırpıyor. Premier Lig'e Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın yetkilileri Osai Samuel için önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek. Niye? Daha önce gelmemişler mi? Allah Allah daha önce gelmemişler mi ya? Şaşırdım açıkçası. Son dönemde ortaya koyduğu başarılı performansta taraftarlarının sevgilisi olan Osai Samuel için İngiliz ekibi Atak'tan Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın yıldız oyuncu transfer etmek istediği ve önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Bak yine soruyorum. Daha önce gelmemişler mi ki? Geldiler mi hocam? Gelmemişler mi? Daha önce gelmemişler mi yani? Allah Allah. İlginç. Derbide merbide izlemediler yani Galatasaray maçında. Geçtiğimiz yıl piyasada 23,5 milyon euro olan yıldız oyuncunun şimdiki değeri 6 milyon euro. Adaletli bir transfer market olsa herhalde e, futbolcular bu seviyeye yakın olurlardı ama Futbolcuların şişirildiği bir ortamda 6 az. En az bir 10-12 olması lazım. 500 bin euroya transfer ettiği 500 505 bin euro olması lazım. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusundan yaklaşık 10 milyon euroluk gelir bekliyor. Doğru. Crystal Palace Osay QPR'da oynarken Queen's Park Rangers bu arada. QPR. Yıldız oyuncuyu takip ediyordu Süper Lig'de. 29 maça çıktı ve 1 gol 3 asisti var. O sayının. Bakalım bize bırakmazlar gibi geliyor bana. Bana gerçekten bize bırakmazlar gibi geliyor ama e, ne olacak hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe'den Abu Bakar hamlesi. Hiç düşündünüz mü Abu Bakar ismi Ebu Bekir'e ne kadar benziyor? Yo ilk defa sen de gör. Tamam iyi tamam. Tamam şey yapma tamam. Tamam kardeşim uzatmayın. Uzatma hay bak. Çeneni kapat. Vincent Abu Bakar. Al Nasr yönetimiyle görüştü ve izin istedi. Kaynı Tamgil'e gideceğim demiş. Yok şey. Arap basını ise Abu Bakar ile Brighton, Paris Saint Germain ve Fenerbahçe'nin ilgilendiğini yazdı. Brighton anlarım. Fenerbahçe'yi de anlarım. <laughs> Paris Saint Germain ne alaka lan? <laughs> o ne alaka? Paris Saint Germain biz ne alaka lan? Oğlum bizim alakamız. Abu Bakar kim? Fenerbahçe'de mi oynuyor? İşte İstanbul'da bir şey iki semt adı der. Arap basınında yer alan palavralar ama işte, haberlere göre Abu Bakar'la Al Nasır yönetimi görüşmüş. Alevi ise sebe ailevi sebeplerden ötürü. Ben de diyorum Alevi sebepler. Ailevi sebeplerden ötürü takımda kalmak istemediğini söylemiş. Bunun üzerine Al Nasır Vahbi Krazi'yi transfer etmek için girişimlere başlamış. Vahbi Krazi. Vallahi arkadaşlar o kadar güzel ki yani şu ana kadar şu ee, doğru olan tek şey Abu Bakar ismi. Başka bir şey yok. Fransız gazetesi Lekip Al Nasr'ın yıldızı Krazi ile şimdi masaya oturduğunu yazmış. Tunuslu Vahbi Krazi'nin Fransız kulübü ile sözleşmesi bu sezonda bitiyor. Şimdi istediği bir takımla sözleşme imzalama hakkına sahip. Bu kaç milyon euro acaba? Bildiğimiz bir forvet değil mi bu ya? Ama yaşlıydı ya. 31 yaşında 4,5 milyon euro piyasa değeri var. Tunus. Ha. Şeyin Atif hiç Ho'en'in şey versiyonu. 29 maç 10 gol 1 asist. Ha. Sahın. Vah bir krazi almayın. Abu Bakar daha iyi. Sadece yıllık ücret karşılığında birebir görüşme. Arkadaşlar bu palavrayı geçin ya. Geçin Abu Bakar falan gelmeyecek. Kesin haber istiyor musunuz? Kesin duyum. Ben size kesin duyup söylüyorum. Kap veriyorum. Kap. İlk transferi söylüyorum. Daha önce de söyledim. Ertuğrul Taşkıran. Hayır, uğurlu olsun Ertuğrul Taşkıran. Evet, yanlış duymadınız. Ertuğrul Taşkıran. Şimdi Ertuğrul'un menajerinden bir açıklama gelmiş. Bilginiz olsun. Fenerbahçe'nin Ertuğrul Taşkıran eski Fenerbahçeli futbolcumuzun yani altyapımızdan çıkan oyuncumuzun Fenerbahçe'ye döneceği iddiaları üzerine bir açıklama yapılmış. Ve Kasımpaşa'da forma giyen, sergilediği performansla da bu sezon geçer not alan ki yıllardır geçer not olan Ertuğrul için eski kulübü Fenerbahçe'ye döneceği kulislerde konuşulurken menajeri net bir açıklamada bulunmuş. Evet, görüşme gerçekleşti demiş. Oy. Nasıl yani? Hocam burada bir yalan malan olması lazımdı. Kılıç bayit olması lazımdı. Radyo Sporu Konuşan Ertuğrul Taşkıran'ın menajeri Murat Erdoğan. Ertuğrul Taşkıran ve takımı Kasımpaşa çok iyi bir çıkışa imza attı. Ertuğrul'un transferi konusunda Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın görüştüğünü biliyorum. Ertuğrul'un transferi konusunda Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın görüştüğünü biliyorum. Fakat henüz bizimle görüşme yapılmadı demiş. Sen öyle san. Ee, Ertuğrul'un Fenerbahçe dışında da talipleri var demiş. Tabi. Kariyerinde Fenerbahçe. Samsun Spor, Kayseri Spor, Sivas Spor, Bolu Spor, Konya Spor takımları bulunan Ertuğrul Taşkıran bu sezon Kasımpaşa'da 26 maçta forma giydi ve 33 gol gördü kalesinde. 32 yaşındaki file bekçisinin İstanbul ekibiyle sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Ben diyorum size ya bir Allah'tan bir mani gelmesin Ertuğrul Taşkın hayırlı olsun diyorum. Sonra diyorsunuz ki yok hocam resmi resmi açıklamayı göre ne kadar inanmıyorum. Al sana resmi açıklama. Al sana resmi açıklama kardeş kardeşim sana resmi açıklama. Daha ne kadar resmi olacak ya? Ne kadar da daha ne kadar resmi olacak ya? Ya Şekip Bey'in imzası var altta. Mahmut Bey'in var. Değil mi? Ben size bir başka duyum daha vereyim mi? Forvet duyumu. İnanmayacağınız bir duyum vereyim mi? Belotti. Hocam Belotti değil mi? Menajeri hayırlı olsun dedi. Kasımpaşa ile mi görüşüyormuşuz? Lan Belotti için niye Kasımpaşa ile görüşelim? Ne bileyim hocam, Kasım Paşa'nın anlaşmak kolay. Fenerbahçe golcü futbolcu Belotti'nin ücret talebini karşılaması halinde transferini gerçekleştirecek o olursa Belotti hayırlı olsun diyor. Mulekada diyor. Ertuğrul da diyor. O gelecek diyor. Şimdi ne olursa transfer gerçekleşecekmiş. Torino'dan ayrılmaya hazırlanan Belotti Milan ve Fenerbahçe ile transfer üçgeninde kaldı diyelim. 4 milyon euro yıllık ücret talebi İtalyan devine transferde geri adım attırdı. 4 milyon euro diyor. Hatırlarsınız bunu değil mi? Yıllık ücreti. Milan Belotti'nin 4 milyon euroluk ücret talebine çelsiz diyerek cevap vermiş. Transferde Fenerbahçe'nin önü iyice açılmış. İtalyan golcünün menajeri Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmede 3 yıllık kontrat, 4 milyon euro ücret ve imza parası istemişti. Ay MHYB Fenerbahçe'nin Belotti'nin bu talepleri karşılaması halinde transferin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hayır. Duyumu düzeltin. Sabit ücret 1.8. Artı maç başı. İmza parası 1.5 milyon euro. Artı 20 milyon euro serbest kalma bedeli. Belotti kimseyle anlaşamazsa gelebilir Fenerbahçe'ye. Ama bu şartlar olursa. Yok lan kafadan attım şartları. Biz kim duyum kim? Kafadan attım, uydurdum. Ama ee, Belotti hayırlı olsun. Gerçekten bak Belotti ve Ertuğrul hayırlı olsun. İlk iki kap. Gerçekten Belotti konusunda ilk kap demeyim ya. Yani Belotti ya henüz kap değil. O, o seviyeye gelmedi. Ama bizim istediğimiz seviyeye düşerse neden olmasın? Fakat Milan yarıştan çekil. Milan orayı ki alacak ki. Milan Belotti'yi almayacak, Origi'yi alacak. Gerçi ben şimdi böyle diyorum. Milan adına konuşuyorum mu? Milan'a da söz hakkı oldu. Milan yetkilileri bağlanabilirler kanala. Takip etsinler. Reklam da tıklasınlar. Fenerbahçe'de ikinci ligden zirveye. Hiç böyle bir cümleyi duydunuz mu? İkinci ligden zirveye. İlk defa duydum ben böyle bir cümle. Fenerbahçe bu sıra sezon transferde ezber bozdu. İkincilikten gelen isimler takımlara verdiği katkıyla yıldızlaştı. Bir önceki o 48 dakikalık videoda şey dedim ya yıldız gelenler hemen hemen tırt çıkıyor ama ümitsiz gelenler yüksek çıkıyor gibisinden. Bakın sezon başından beri çok eleştirildi Fenerbahçe. Ve gelinen noktada bazı hamlelerin doğruluğu ortaya çıktı. Serdar Dursun ve Crespo. Yakaladıkları başarılı performansla aslında takım için önemli yerlere sahip oldu. Serdar tamamen herkesten onay almadı ama Crespo onayı aldı. Osay Samuel Ferdi Kadıoğlu. Bunlar da ikincilikten geldi. Evet. Almanya Bundesliga 2'den geldi Serdar Dursun. Geçen sezon Portekiz oynayan Portekiz 2. Liginde oynayan Crespo ilk kombine değişilmez oldular. Osay Samuel İngiltere Şip'ten geldi. 2018'de Nek Nimejgen Hollanda 2. Ligindeydi. Yani Ferdi Kadıoğlu alındığında. Ya Serdar bu sezon 13 gol attı ve dikkatleri toplamaya başladı. Tabii penaltıdan var. Çay kurucu olmasaydı Serdar Dursun 7 goldeydi. Yatsın kalksın dua etsin. Crespo sakatlanana kadar takımın en iyilerinden biri. Ve iki yıldızla gelecek sezon kadroda. Ben ekleme yapayım. Çin ligini ikincilik gibi görüyorsunuz. Oradan gelen Kim uçtu. Kıbrıs ligini bugün sorsam ikincilik hatta 3. üçüncülük gibi görürsünüz. Oradan gelen Salahi uçtu. Altay Bayındır 2. lige düşen Ankara gücünün kalecisiydi. Lig'e düşen kale, takımın kalecisiydi. Uçtu. Değil mi? Ya. Ya. Mert Hakan Yandaş. Biz almadan iki sene önce üçüncü ligdeydi. İşte durum bu. Son haberimiz. Bakın arkadaşlar. Ne şiş yansın ne kebap haberi bu. Ne şiş yansın ne kebap haberi. Şimdi İsmail Kartal Fenerbahçe için açık kapı bırakılacak bir isim. İstediği duyumu versinler. İster löv desinler, ister çöv desinler. Ama İsmail Kartal açık kapı herkes bırakıyor. Bakın habere bakın. İşte Ali Koç'un İsmail Kartal'a yapacağı teklif. Bak bu garanticilik. Bu ağız. Diyor ki haberde diyor ki bak. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un önümüzdeki hafta İsmail Kartal'a bir görüş, ya düzgün oku hocam ya. Doğru söylüyorsun. Kusura bakmayın. Önümüzdeki hafta İsmail Kartal'la bir görüşme yapacakmış. Önümüzdeki hafta dediği herhalde bayram sonrası. Ve Sportif AŞ'de yöneticilik teklifi sunacağı öğrenilmiş. Başarılı hocanın da neye yanıt vereceği merak konusu. Yöneticilik. Şimdi Vitor Pereira'nın yerine getirilen İsmail Kartal müthiş performansıyla Süper Lig'e damgasını vuruyor. Fenerbahçe ile çıktı. 14 lig maçında 10 galibiyet elde ettiği 2.36 galibiyet yüzdesi. Ve tecrübeli hoca buna rağmen yeni sezonda çok büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin başında olmayacak. Ben şunu söyleyeyim mi? Ben şunu söyleyeyim. Şimdi İsmail Kartal oynattığı oyunu beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ben bir şey diyemem. Hiçbir şey diyemem. Saygı duyarım. İsmail Kartal'ın adamlığına gram söyler misiniz? Hocam adamlıkla bizim ne işimiz var ya? Adamlık adamlık teknik direktörlük mi? Hayır, adamlığıyla bir probleminiz var mı? Yok. Bugün git desen gider mi? Gider. Şunu aldım İsmail, kabul. Bunu alamadım İsmail, kabul. Şu gitti İsmail, kabul. Bu geldi İsmail, kabul. 14 maça çıkıldı. Yani 33 puan alındı. Mantık olarak 18 maçta hani bütün Kalan 3 maçta kazansa 45. 45'i bölsen 18'e 2,5 puan ortalaması yapıyor ya. Yani 2,5 puan ortalaması. Düşünsene 45. Ha ben 45 olarak saymam onu. Yani 45'i bölerim 18'e değil 21'e bölerim. 2,14. Yani konferans ligi ve Türkiye kupasında. Hocam bizi lig bas. Yani bizim için lig önemli derseniz Fenerbahçe tarihinde iki buçuk puan ortalamasını ligde yakalayan teknik direktör yok herhalde. Herhalde yok. Şimdi böyle bir teknik adamı kaybetmek istemezsin. Bir de ya iki buçuk puan ortalaması falan hikaye. İsmail Kartal yanlış anlamayın. Şunu aldık İsmail okey. Bunu verdik İsmail okey. Camianın çocuğu. Hakiki camia çocuğu. <laughs> Bana hep soru geliyor hocam sen Ali Koç olsan ne yaparsın? Bak ben Ali Koç olsam Sami Uğurlu var ya Kasımpaşa'nın şu anki teknik direktörü. İsmail Kartal'a çalışır mısın derim. Bizim rolümüz şu, modelimiz şu. İsmail Kartal'la birlikte çalışacaksın. İsmail Kartal gittiği anda teknik direktörümüz sensin. Biz böyle bir sistem üstüne çalışıyoruz. Yok dedim. Emre Belezoğlu'na giderim. İsmail Kartal'ın yardımcısı olacaksın. Tabii İsmail Kartal'a önce sorarım. Kabul mü? O da zaten kabul eder. Ali Koç'um lan. Oğlum Koç soyadım var. Peugeot 3008'lerim var. Düşünün yani Ali Koç olsam. <laughs> Ali Koç <laughs> arabasıyla yakalanıyormuş. Kameralar hakikaten 3008'e biniyormuş falan. <laughs> arabanın içine bakın bakalım Mustafa Hoca orada mı diye. Şimdi e, Emre Berezoğlu'na giderim. Kabul etmedim. Volkan Demirel'e giderim. Kabul etmedim mi? Aykut Kocaman'a, Ersun Yanal'a. Hani Ersun Yanal'a daha önce giderim. Kabul etmediler mi? ki buraya kadar sekmez. Sami Uğurlu'dan bir tık öteye gitmez yani. Gitse Emre Belözoğlu'dan bir tık öteye gitmez. Buna giderim. Hiç uğraşmam. Davunmuş, lövmüş. Lan sen mi kurtaracaksın ülkeyi? Lan lövü getirsen, cesuzu getirsen sana koklatırlar mı şampiyonluk? Sana koklatırlar mı? Allah aşkına. Siz gerçekten Jorge Jesus falan gelse, löv gelse böyle uzay topu oynayıp şampiyon olacağımızı falan zannediyor musunuz? Ulan uzay topunu mahvetmek bir hakem kararına bakar. Dakika yedi küfretti bu namussuz. Al kırmızı. Ortalık 56. Ki geçmişte de yaşandı. La ya burası Türkiye yapmayın ya. Şimdi sürekli konuşuluyor diyor. Yeni sezonda takımı yabancı bir isme emanet etme kararı aldı. Ali Koç son olarak Jorge Jesus'ta temasa geçti. Büyük oranda anlaşma sağladı. Yaşanan gelişme sonrası İsmail Kartal'a ne olacak? Kartal gol 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 olacakmış. Sonra basın toplantısında sık sık artık yardımcılık yapmam ben teknik direktörüm diyordu İsmail Kartal. Sportif direktörlük görevine getirilmesi süreç. Şimdi ben şunu da düşünüyorum. Jesus'u getiriyorsun diyorsun ki bu senin üstün İsmail Kartal. Hangi Jesus kabul eder lan? Hangi löv kabul eder lan? Ak akıl var mantık var etmeyin ya. Yemeyin beni. Hocam alt köprü oluşturacakmış. Tahir Karapınar. O ne yapacak? O da e, o da köprü yapacak hocam. Çalışıyor ama köprü yapıyor. Başkan Ali Koç gelecek sezon teknik direktörlük şey yapacak. Aktif rol istiyormuş Ali Koç. Diyor ki önümüzdeki hafta 4 veya 5 Mayıs tarihinde tecrübeli hocayla bir araya gelecek. Ali Koç Sportif AŞ'de yöneticilik teklifini resmen iletecek diyor. <laughs> teknik direktör olarak devam etmek istiyor. Şimdi ben gerçekten bak samimiyetle söylüyorum. Samimi soruyorum. D dostane soruyorum. Galatasaray'ı evde yenmiş. Beşiktaş'ı deplasmanda yenmiş inşallah. İşte son haftalarda 12'de 12 mi yapmış oluyor? Yok kaç maçtır kazanıyor? 6 maç mı? 7 maçtır mı kazanıyorsun? Ya son 10 maçta işte, he 10 maçta 9 galibiyet mi? 14 maçta 13 galibiyet elde etmiş bir beraberlik elde etmiş teknik direktör olacak. Yani 14'te 13'e 1. Ve bunlardan sadece bir tanesi Trabzon maçıydı yanlışım yoksa evimizde. O da malum hakem kararları maça damga vurdu. Belki damga vurmasa ama ben o, da, o maça o hakem kararları damga vurmasa belki Fenerbahçe şımarıklıkla bu kadar kazanamazdı diyorum. Eğer bu gerçekleşirse Trabzon'u Galatasaray'ı hani Trabzon'u yenilmemiş, Galatasaray evinde yenmiş, Beşiktaş'ı deplasmanda yenmiş. Alanya'ya 5-60, Rize'ye 6-60, Kayseri'ye 4-60, tok tokatlamış, bunu tokatlamış bir teknik direktör. Hani ya bu risk ya. Benim bildiğim Ali Koç paraya kıymaz, iyi teknik adam getirmez. Benim bildiğim Ali Koç asla Löbe Jesus'u kapıdan içeri sokmaz, sokamaz. Ha, görüştü yapar. Şovunu yapar. Halı sahada bazen ben de öyle yapıyorum. Şovumu yapıyorum. 750 metreden bir koyuyorum çatala giriyor. Şovum tamam. Ondan sonra top da kaptıracağım. ama 750 metreden gol attım falan yapıyorum. Ali Koç da böyle. Yenilin. Önemli de 750 metreden gol attım. Lan maçın önüne geçti benim gol ya. O değil de kardeş benim gol kadar hiçbir güzel değil demiyor. Ya tabii ya. Oğlum bu vuruş becerisi. Yıllardır çalışırım ben ona. Tabi. Ali Koç da böyle. Ben Jesus'ta görüştüm. Cumhurbaşkanı da vardı. Aha da sor. Cumhurbaşkanını getirdim oğlum görüşmeye. Lan bunun bir tık ötesi yok. Elon Musk lan bir tık ötesi. Onu da getirsen Fenerbahçe'yi satın alır beni kapatır. Keşke satın alsa ya. Vallahi bak Elon Musk keşke Fenerbahçe'yi satın alsa anonim hesapların hepsini kapatsa. Yok öyle oluyor mu? Anonim taraftarların hepsini kapatsa. Para karşılığı taraftarlık yapanların hepsini kapatsa. Keşke öyle bir şey olsa. Keşke Elon Musk Fenerbahçe'yi satın alsa. Hocam daha adını söylemesin. Ona da Elon Musk. Musk. Ya ne zıkkımın köküyse işte. Keşke alsa. O zaman adını soyadını şeyin, ebesinin adını bile öğreniriz. Hiç sıkıntı değil. Ben diyorum İsmail Kartal konusunda kesin konuşmayın. Bekleyin görün. Ha şu transferler konusunda. Şu soruyu da şimdi sorayım. Belotti'yi aldın. Muleka'yı aldın. Ertuğrul Taşkıran'ı aldın. Üçünü aldın. Ee, bir de şey var. Sabitzer. Sabitzer. Duydunuz değil mi arkadaşlar? Sabitzer duyumlarını. Sosyal medyada. Sabitzer'i göndermek istiyor takımı. Fenerbahçe'ye kiralık teklifinde bulunuyorlar. Hani şu benim geçen kapak resmi yaptım sizin alay ettiniz. Marcel Sabitzer. Şu orta saha. Şu hani Merkez orta saha. Rogon'un oyuncusu. Sorumu değiştiriyorum. Bak sorumu değiştiriyorum. Bak iyi dinle. Hayır kardeşim iyi dinle. İyi dinle Alkan Ayaslan. Bak iyi dinle. İsmail Kartal'a devam edildi. Belotti forvete alındı. Jackson Muleka'da alındı. Hem forvet hem yardımcı forvet babında. Beriş'e gönderildi. Ama sattık ama kiralık ama zaten kiralık gelmedi. Belotti, Muleka, Serdar Dursun üçlüsü var. Kanıtta da kullanabiliyor. <laughs> Kusura bakmayın. Sabitleri de orta sahaya aldın. Merkez orta sahaya 8'e aldın. Ertuğrul Taşkan'ı da yedek kaleci olarak aldın. 5. 5 tane transfer yaptın. Yetmedi. Sen hayvani bir transfer daha yaptın. Ne bileyim Konan'ı getirdin sol beke. Ya da Konan, Eren Elmalı. işte birini getirdin sol beke. Bu da dursun dedin. Bir de Trezege'yi getirdin. Hani var ya şu Trezeguet. Goet. E şu an Başakşehir'de kiralık olan. Ve İsmail Kartal'la devam dedin. Hiçbiriniz itiraz etmezsiniz. Hiç biriniz itiraz etmezsiniz. Bak Belotti, Sabitzer, Muleka, Ertuğrul Taşkıran, Konan, Trezege ya da Eren Elmalı diyelim. 5-6 tane isim Hiç Hiçbiriniz itiraz etmezsiniz. Hepiniz de dersiniz ki şampiyonun en büyük adayı Fenerbahçe. Kadroya bak be dersiniz. Hepiniz kadroya bak be dersiniz. Demez misiniz? Bence dersiniz. Kıvırmayın hepiniz dersiniz hepiniz. Hepiniz dersiniz. Zaten böyle bir Fenerbahçe kursan İsmail Kartal da şampiyon yapar ben de yaparım. Hocam o zaman İsmail Kartal da gönderelim seni alalım. O kadar da değil canım. Benim bildiğim Ali Koç teknik direktöre para harcamaz. 3-5 tane çöp alır. Onu da bizim bizim gözümüzü boyar. Bakın size kimleri aldım Allah'tan korkun. Elinize vicdanınıza koyun der. İsmail Kartal'la yola ayırır sonra tekrar anlaşır. Yeni teknik direktörü getirdim der. Benim bildiğim Ali Koç bunu yapar. Ben şunu da iddia ediyorum. Şunu da iddia ediyorum. İsmail Kartal'ın alacağı verim X diyelim. Löv ya da Cesus'u getirdim. Yine aynı isimleri aldın. Bak yine aynı isimleri sabitleri kiraladın. Hatta satın alma opsiyonu koydun. 10 milyon euro dedin. Misal. İşte Belotti zaten senin oluyor. Muleka 3'e aldı. 3'e Kasımpaşa aldı. Zorunlu opsiyon 5 dedin mesela ya da 6. Ya da kira e, kiralık anlaşırsak 5'e sonraki satıştan yüzde %20 pay sizin dedin. İşte Trezege'yi 4-5 verdin aldın. E, eldeki çöpleri çıkartıyorum arada. Samat dayı işte şunu bunu satıyorsun. Allah yerden 5.5 falan geliyor. Zaits falan satıyorsun. Öyle alıyorsun. Yanlış anlamayın. Sabit seri konuştun. Eren Elmalı'yı becerdin. Konanı da aldın. Eren Elmalı'yı da aldın. Kanat opsiyonların Ferdi oynar. Valencia oynar. Trezeguet oynar. Rossi oynar. Muleka oynar. Hani bu şekilde söyleyeyim. Enfes. Bunu Jesus'un ya da Löw'ün inanın x artı bir alma ihtimali İsmail Kartal'ın x verim alma ihtimalinden daha az. Yani demem o ki bence Fenerbahçe için güçlendirilmiş Fenerbahçe modeli uygulanmalı. Hani binaya dayanıklılık konusunda kolonlar, kirişler tadilattan geçiyor, düzenleniyor ya. Bina yıkılmıyor tekrardan. Yeniden bina yapıyorlar. Bence Fenerbahçe'nin yapması gereken model bu. Ha kalan 4 maç kesinlikle sonucu belirler. Dörtte 4 dört yaparsan iş oraya doğru depar atar. Ama benim size bir tavsiyem. Şunlar maliyetine bakıyorum Belotti. Benim dediğim gibi hadi iki buçuk, iki buçuk milyon euro sabitte gelsin. Sabitlerde 2 milyon euro yıllık ücret olsun. 4,5. Muleka bu garibana 750 bin euro ver yeter. Konan'la biz 900 anlaşmıştık. Hadi 1 yüzden. Trezege o biraz külfette olur. Çünkü son bir senesi kaldı diye biliyorum. Ertuğrul Taşkıran zaten saymıyorum bile ne kadar olacağını. Eren Elmalı'yı da hadi değişik bir fikirle alalım. Novak gidiyor, Sosa gidiyor, Gustavo gidiyor. Sadece satıyorsun, Pelkas satıyorsun belki. Salah'ı da sat gitsin. Falan. Hemen hemen denk bütçe gibi duruyor. Hatta elde daha para kalır gibi geliyor. Bence yapılması gereken bu. Sizin fikriniz nedir arkadaşlar? Görüşlerinizi lütfen yorumda bizimle paylaşın. Bir de şura 23.200 biraz gıcık durdu sanki. 23.300 mü yapsak? Hani abone olmayan arkadaşlar abone mi olsanız? Size bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.